Sevgili arkadaşlarım, tekrardan merhabalar. Dün öğretim yöntem teknikleri dersinde öğretim ilkelerini işlemiştik arkadaşlar. Öğretim ilkelerini tek tek incelemiştik. Bugün ise arkadaşlar ikinci başlığımız olan düşünme becerileri ve akıl yürütme yollarını öğreneceğiz. Dün gördüğümüz konudan kesinlikle KPSS'de bir tane soru gelir demiştik. Öğretim ilkelerini görmüştük. Bugün düşünme becerilerini arkadaşlar inceleyeceğiz. Zaten arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Yarın baktığımızda ben hem öğretim ilkeleriyle arkadaşlar hem de düşünme becerileriyle alakalı toplu bir soru çözümü yapacağım. Yani baktığınızda toptan bir soru çözümü yapacağım. Hem öğretim ilkeleri daha iyi otursun diye hem de düşünme becerileri daha iyi otursun diye bir soru çözümü yapacağız. Tabi yarın bir de ölçme değerlendirme soru çözümümüz var. Yarın 2019 KPS sorularını çözeceğim. Söz verdiğim gibi arkadaşlar. Bu şekilde hem ölçmeyi hem ÖYT'yi tekrar ede ede ayrıntılı bir İnşallah bu sene ikisinden de soru kaçırmadan bir mantık yürüteceğiz. Sesim geliyorsa ben yorum kısmını kapatayım. Şu arkadaşlar baktığımızda düşünme becerileri arkadaşlar baktığımızda bir görmüş olalım. Yorum kısmını kapattım. Sevgili arkadaşlarım, malum dün hatırlarsanız öğretim ilkelerini görmüştük. En önemli öğretim ilkesiyle başlamıştık. Hedefe görelik öğretim ilkesi vardı. Öğrenciye görelik öğretim ilkesi vardı. Somuttan soyuta vardı. Açıklık, ayanilik vardı. Hayatilik, yaşama yakınlık vardı. Transfer edilebilirlik vardı. İş aktivite diğer adıyla etkin katılım diye bir ilkeyi gördük. Anlamlı öğrenme ile ilişkilendirdiğimiz bilinenden bilinmeyeni diye öğretim ilkemiz vardı. Bunları tek tek görmüştük. Bugün malum düşünme becerilerinden bahsedeceğiz ki arkadaşlar düşünme becerilerinden de her yıl ya direkt soru gelir ya da tekniklerin içerisinde soru gelir. Yani mesela der ki Empatiyi ne geliştirir der. Yaratıcılığı geliştirmek isteyen bir öğretmen neye başvurmalıdır der. Analitik düşünme ile alakalı karşına geliştirmek isteyen bir öğretmenden bahseder. Bunları bilmek önemlidir. Şimdi bu düşünme becerilerini ve akıl yürütme yollarını göreceğiz. Aynı zamanda zaten ileriki haftalarda ben size öğretim tekniklerini anlatırken bunları bilmek önemli. Buraya hep atıf yapacağız. Mesela diyeceğiz ki şu teknik şurada etkilidir, şu teknik şurada etkilidir. Bunları bilmek zorundayız o yüzden. Şimdi tek tek bir başlayalım. Bu düşünme becerilerine, akıl yürütme yollarına sorularda sıkça göreceğimiz için sevgili dostlarım, sevgili arkadaşlarım, ilk başta bizim en sık duyacağımız düşünme becerilerinden biri olan, en sık duyacağımız düşünme becerilerinden biri olan meta metabilişsel düşünme ile başlayacağım. Metabilişi tüm eğitim derslerinde duyuyorsunuz. Metabilişin ne olduğunu anlatacağım ama öncelikle diğer isimlerini bilmek zorundasın. Bak sorularda lütfen bunları aklınıza ve notunuza yazın. Metabilişsel düşünme sizin karşınıza soru çözerken sorularda sevgili arkadaşlar üst biliş ismiyle çıkar. Metabilişsel düşünme soru çözerken sorularda ya da seçeneklerde sizin karşınıza yürütücü biliş ismiyle çıkacaktır. Yine metabilişsel düşünme sorularda ya da seçeneklerde sizin karşınıza sevgili arkadaşlar öğrenmeyi öğrenmek diye çıkacaktır. Aynı mantıkla metabilişsel düşünme sizin karşınıza sorularda arkadaşlar baktığınızda düşünmeyi öğrenme ismiyle de çıkacaktır. Bak tüm isimlerini yazmaya çalışıyorum. Çünkü soru metninin içerisinde soru hikayesinde ya da seçeneklerde görebilirsin. Bazen metabiliş demez üst biliş der. Bu metabilişin diğer adıdır. Bazen metabiliş demez, yürütücü biliş der. Bu da metabilişin diğer adıdır. Bazen öğrenmeyi öğrenmekten bahseder bazen düşünmeyi öğrenmekten bahseder. Bu senin karşına meta biliş olarak karşına çıkan diğer isimleridir. Peki hocam tamam meta biliş üst biliş demek, yürütücü biliş demek, öğrenmeyi öğrenmek demek, düşünmeyi öğrenmek demek. Peki meta biliş nedir? Ben sorularda nasıl bulacağım? Bakın arkadaşlar birazdan yazacağım kısaca bahsedeyim. Meta düşünen birey Kendisini tanınan bireydir. Güçlü ve zayıf yanlarını biren bireydir. Kendisi konusunda farkındalığı gelişmiş olan bireydir. O yüzden metabolitsel düşünen bir birey nasıl daha iyi öğreneceğinin farkında olan bir bireydir. Yani ben yazarak daha iyi öğrenirim. Ben dinleyerek daha iyi öğrenirim. Ben kavram haritaları çizersem daha kolay öğrenirim diyen bir kişi varsa aklına şu gelsin. Nasıl daha iyi öğrenirim diyen kişi unutma, metabolistsel düşünme yetisi gelişmiş bireydir. O zaman benim mantığım şöyle çalışacak. Eğer okuduğum bir hikayede herhangi bir soru örneğinde bana anlatılan bir kişi ya da bir birey nasıl daha iyi öğrenirim sorusunun cevabına vakıfsa ben bileceğim ki bu sorunun cevabına vakıf olan kişi metabilissel düşünen kişidir. Çünkü metabilissel düşünen kişi dediğim gibi nasıl nasıl daha iyi öğrenirim sorusunun cevabını bilen ve bunu uygulayabilen kişidir. Senin de sorularda mantığın böyle çalışmalıdır ve buradan şunu unutmaman gerekir. Evet, baktığında bu nasıl daha iyi öğrenirim sorusunun cevabına vakıftır. Aynı zamanda unutmayın arkadaşlar, metabilişsel düşünen bireyler kendisi konusunda farkındalığı olan bireylerdir. Eğer okuduğun hikayede kendisi konusunda farkındalığı olan bir bireyden bahsediyorsa sen bileceksin ki o birey kesinlikle metabilistel düşünür. Çünkü az önce söyledim güçlü ve zayıf yanlarını bilen kendini tanıyan nasıl daha iyi öğreneceğinin farkında olan bir birey metabilistel düşünür. Peki hocam tamam. Biz buna üst biliş dedik, yürütücü biliş dedik, öğrenmeyi öğrenmek dedik, düşünmeyi öğrenmek dedik. Sonra da ekledik. Biz dedik ki artık sorularda şuna bakarız. Hikayeyi okuduğumda bana anlatılan bir kişi eğer kendini tanıyorsa güçlü zayıf yanlarını biliyorsa yani diğer bir ifadeyle kendisi konusunda farkındalığı varsa ya da diğer bir ifadeyle hikayeyi okuduğumdaki kişi nasıl daha iyi öğrenirim sorusunun cevabını biliyorsa yani kendini tanıyıp kendince bir öğrenme stili geliştirmiş ve böyle daha iyi öğrenen bir bireyse evet cevap metabolistsel düşünmedir. Peki bir öğretmen metabilişi geliştirmek istiyorsa yani çocukta metabilissel düşünme gelişsin istiyorsa nelere başvurabilir? Bak bu da önemlidir sorularda göreceksiniz. Arkadaşlar metabilissel düşünmeyi geliştiren en önemli şey ileriki haftalarda göreceğiz Good isimli bir kuramcıya ait olan Aktif öğrenme modelidir. Şimdiden öğrenmiş ol. Bir öğretmen aktif öğrenme modelini kullanırsa ki size anlatacağım. Aktif öğrenme modeli süreci çocuğa tamamen bırak demektir. Süreci çocuğa tamamen bırak demektir. Süreci çocuğa tamamen bırakırsan o gün anlatırken de söyleyeceğim çocuk zamanla bir süreci kendine göre planlamayı öğrenir. Yani öz düzenleme becerisi gelişir. Zamanla kendi kendine bir şeyi öğrenebilmeyi öğrenir. Öz denetim yani oto kontrolü gelişir. Zamanla özgüveni gelişir çünkü süreci kendi götürmeye başlamıştır zamanla öz değerlendirme kültürü oluşturur. Zaten o gün söyleyeceğim şimdiden aklında olsun burada aktif öğrenme modeli süreci çocuğa bırak der. Çocuğun kendiyle alakalı ki özle başlayan her şey aklına bunu getirecek kendiyle alakalı becerileri gelişir. Farkındalığı gelişir. Sen de bu saatten sonra bilirsin ki bir çocuğa süreci tamamen bırakan aktif öğrenme modelini temel alan bir öğretmen varsa çocukta zaman özle başlayan öz düzenleme, öz denetim, öz güven ve öz değerlendirme gibi beceriler gelişiyorsa o adam kesinlikle metabilitsel düşünmeyi geliştirmeyi sağlayan adamdır. Aynı mantıkla şunu da söyleyeyim, ölçmeyle de ilişkilendirelim. En azından burada yine bağlamış olayım. Az önce söyledim ama bir yerde bir öğretmen sıkça çocuklara öz değerlendirme yaptırıyorsa okuduğun hikayede... Amacı meta bilişi geliştirmektir. Amacı meta bilişi geliştirmektir. Bak mantık basit. Meta bilişsel düşünmede soruya bakarken bir çocuk kendini tanıyorsa, güçlü, zayıf yanlarını biliyorsa, en önemlisi nasıl daha iyi öğreneceğinin farkındaysa, kendi öğrenme stilini biliyorsa o kişi meta bilişsel düşünür. Mesela aranızda da vardır. Kendi kendine ders planı yapabilen, kendi kendine ders saatlerini çıkartan, ne zaman daha verimli çalıştığının bilincinde olanlar meta bilişsel düşünmesi gelişmiş olanlardır. Çünkü onlar güçlü, zayıf yanlarını bilenlerdir. Nasıl daha iyi öğreneceğinin farkında olanlardır. Bu birinci düşünme biçimimiz sanırım anlaşılmıştır. Geldik ikincisine. Meta bilişin özel hali olan arkadaşlar yansıtıcı düşünmeye. Şimdi birazdan yazacağım. Sevgili dostlar, yansıtıcı düşünme isminden de çıkartabilirsin. Bir nevi kendine ayna tutmaktır. Çünkü yansıtıcı düşünen bireyler sürekli geçmiş yaşantıları ve deneyimleri üzerinde düşünen, bunlardan dersler ve sonuçlar çıkartan, bunu hayatına uygulayabilen insanlardır. O yüzden mantık olarak şunu bil aslında. Yansıtıcı düşünme demek arkadaşlar. Mantık olarak denir ki aklına buradan da gelsin. Geçmişin geleceğe ayna tutmasıdır. Geçmişin geleceğe ayna tutmasına bizler yansıtıcı düşünme deriz. Çünkü burada bu düşünme biçimiyle hareket eden kişi için geçmiş çok değerlidir. Geçmişte yaşandıklarını sürekli olarak göz önüne almaya çalışır. Bunu da gelecekteki durumlara yansıtmaya çalışır. O yüzden yansıtıcı düşünmenin akademik anlamı geçmişin geleceği ayna tutması demektir. İşte bu tarz düşünen insanlarda şöyle hareket eder. Eğer okuduğun bir hikayede herhangi bir kişi gidip de arkadaşım geçmiş deneyimlerinden, geçmiş yaşantılarından, geçmiş tecrübelerinden ya da geçmişteki bilgilerinden hareket edip de bunlardan eğer dersler ve sonuçlar çıkartabiliyorsa bak geçmiş deneyimlerinden, geçmiş yaşantılarından gidip de hareket edip dersler ve sonuçlar çıkartan bir bireyden sana bahsediyorsa o birey gidip de arkadaşım bu deneyim yaşantılarından çıkarmış olduğu dersleri ve sonuçları dersleri ve sonuçları gidip arkadaşım gidip başkalarıyla paylaşabiliyorsa yani onları gidip onları açıklıyor, tecrübe aktarımı yapabiliyorsa ya da onu götürüp başka bir durumda kullanabiliyorsa yani transfer edebiliyorsa o kişi kesinlikle yansıtıcı düşünüyordur. Çünkü az önce de söyledim. Yansıtıcı düşünenler geçmiş deneyimlerini sürekli olarak göz önüne alır. Deneyim ve yaşantılarından dersler ve sonuçlar çıkartır. Bunu başkalarına açıklar, kendi hayatlarına da transfer etmede yetkin olan insanlardır. Dediğim gibi soruda da şöyle hareket edersin. Baktın. Sana anlatılan bir birey var. Geçmişte yaşadığı bir olaydan ya da geçmişte almış olduğu bir dersten Edindiği bilgiyi, tecrübeyi, yeni karşılaştığı birine aktarıyorsa, bak ona götürüp tecrübe olarak açıklıyorsa ya da geçmişte yaşandığı bir deneyimi, tecrübeyi ya da edindiği bilgiyi hayatına transfer edip yeni durumda kullanabiliyorsa o kişi yansıtıcı düşünme becerisi gelişmiş olan bir bireydir. Dediğim gibi bunlar için geçmiş değerlidir. Geçmiş önemlidir. Ama bunu sadece deneyim ve yaşantıya indirgemeyin. Notunuza ekleyin. Geçmişte edindiği bilgiler de burada aynı mantıkla hareket edilir. Mesela çocuk bir derste bir bilgiyi öğrenmiştir. Matematikte bir problem çözme yöntemini öğrenmiştir. O yöntemi çocuk başka arkadaşlarına açıklıyor onlara da öğretmeye çalışıyorsa bak böyle daha kolay çözebilirsin diye ya da bir çocuk matematikte öğrendiği bir matematikte öğrendiği bir problem çözme yolunu gidip fizik dersinde kullanabiliyorsa o da yansıtıcı düşünüyordur. Çünkü yansıtıcı düşünmek demek geçmişte edindiğin her şeyin geleceğe ayna tutması demektir. Bu bir deneyim olabilir, bu bir tecrübe olabilir, bu bir bilgi olabilir. Bak başka bir örnek vereyim sana. Bir çocuk İngilizceyi öğrenmiştir. İngilizcede edindiği bilgilerle gidip yaşadığı tatil sürecinde gidip de turistin birine yol göstermeyi anlattıysa o da yansıtıcı düşünmüş olur. Neden? Çünkü geçmişte edindiği bilgiliği oraya transfer etti, orada kullanmış oldu. O yüzden aklına gelsin. Aslında yansızcı düşünme dün öğrendiğimiz yaşama yakınlık, hayatilik ve transfer etme ilkeleriyle de benzerdir. Çünkü çocuğun sınıfta edindiğini ya başka de transfer etmesi gerekir ya da yaşama transfer etmesi gerekir. Bunu da aklından çıkarma. O zaman toparlarsan bak, metabolizmden düşünenler Nasıl daha iyi öğreneceğinin farkında olanlardı? Yansıtıcı düşünenler ise soruda unutmayasın. Geçmişinde edindiği bilgiyi, tecrübeyi, deneyimi dersler ve sonuçlar çıkartarak başkalarına açıklayıp tecrübe olarak aktarabilen ya da başka durumlara transfer edebilen insanlardır. O yüzden aklında bulunsun, aklında bulunsun. Bunlar tecrübe ve deneyimlerini açıklama ve transfer etmede yetkin olan insanlar olduğu için lütfen notuna şunu ekle. Bloom'un taksonomisi vardır ya baktığınızda aklınızda bulunsun bu yansıtıcı düşünenler Bloom'un taksonomisini düşündüğünüzde iki basamakta çok yetkindir. Bu basamaklardan biri hocalarınız size program geliştirmede anlatmıştır. Hani bilme, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme var ya yansıtıcı düşünenler kavrama basamağında çok yetkindir. Çünkü kendinde olanı açıklamayı, kendinde olanı örneklemeyi, kendinde olanı başkalarına ifade etmeyi severler. Aynı mantıkla bunlar edindiği bilgiyi, tecrübeyi, deneyimi başka durumlara transfer ettiği için bunlar Bloom'un taksonomisinde transfer etmenin karşılığı olan uygulama basamağında da yetkin insanlardır. O yüzden aklında bulunsun. Mesela soruyu okudun. Bunu nasıl sorabilir buradan? Sana hedef davranış örnekleri verir. Der ki Burada verilen hedeflerden hangisinde yansıtıcı düşünen bir birey daha yetkindir der. Mantın şöyle çalışacak. Eğer o hedef kavrama basamağı düzeyinde ise notuna ekle kavramanın anahtar kelimeleri. Hedefler şöyle biter. Açıklar, örnekler ifade eder. Açıklar, örnekler ifade eder. Mesela bunu gördün. Hedef böyle bitiyor. Bu kavrama basamağıdır. Yansıtıcı düşünen birey burada yetkindir. Çünkü kendinde olanı başkalarına açıklar, ifade eder, örnekler tecrübe olarak aktarır. Aynı mantıkla uygulama diğer adı transfer etmedir. Kendindekini başka durumda kullanmaktır. Mesela bunun da anahtarı hocan anlatmıştır. Kullanır. Bak kullanır, kullanır. Uygular. Ya e bak bunların hepsi senin için anahtardır, transfer eder. O yüzden yansıtıcı düşünenler bilin ki kavrama ve uygulama basamağında işlem yapmada yetkin insanlardır. Mesela şöyle bir hikaye çevirebiliriz. Atanmış bir öğretmene, yeni atanmış bir öğretmene yıllarca orada görev yapan, Deneyimli bir öğretmen orada ne gibi problemlerle karşılaşacağını, bu problemleri gördüğünde ne yapması gerektiğini ilk hafta bir sohbette anlatmıştır dedi. Hikaye böyle geldi. Buna göre bu deneyimli öğretmen hangi düşünme becerisine göre hareket ediyor dediği an cevap bellidir. Yansıtıcı düşünmedir. Çünkü adam geçmiş yaşantılarını, deneyimlerini başkasına açıkladı, ifade etti, örnekledi. Bunu bak şöyle de düşünebilirsin. Mesela size üniversitedeki hocanız bazen geçmişte öğretmenlik yapmışsa deneyimlerinden bahsediyor. Bak hikayeyi böyle de kurgulayabilirsin. Bir akademisyen derse girdiğinde geçmişte yaşadığı öğretmenlik anılarından bahsetti. O adam nasıl düşündü? Yansıtıcı. Niye? Geçmişteki olayın geleceğe ayna tutması için kendindeki tecrübeyi, deneyimi, bilgiyi başkasına açıkladı, ifade etti, transfer etti. Bunları lütfen ama lütfen sorularda unutmayın ve şunu bilin. Malum, yansıtıcı düşünen insan için geçmiş yaşantı, deneyim çok önemlidir dedik. Bunlardan dersler ve sonuçlar çıkarmada yetkin olan insanlardır dedik. Bunları açıklar, örnekler ifade eder aşka durumlara transfer edebilir dedik. Aynı mantıkla şunu bil ki yansıtıcı düşünen bireylerin sevgili arkadaşlarım. Öz eleştiri kültürü gelişmiştir. Bunlar öz eleştiri yapmayı sever. Çünkü geçmiş yaşantı deneyim bilgi edinme süreçlerine sık sık geriye dönüp bakarlar. Aynı zamanda bunların sevgili arkadaşlar bilin ki sorumluluk alma bilinçleri de gelişmiştir. Yani bir olayda bir durumda sorumluluk almayı severler. O sorumluluğu da sahiplenirler. Aynı zamanda bunlar için geçmiş yaşantı ve deneyimler önemli olduğu için bunların günlük tut. Ma alışkanlıkları da baskındır. Yani soru okuduğunda. Geçmişte edindiği bilgiyi, deneyimi, tecrübeyi başka durumlara aktarmaya, başka kişilerle paylaşmaya başlayan bir kişi varsa aklına bu gelsin. Bloom'un taksonomisinde kavrama ve uygulamaya karşılık geldiğini unutma ama bir de şunu unutma. Bak ben size az önce ne dedim? Metabilişi geliştirmek için bir öğretmen neye başvurmalı sıklık dedim? Aktif öğrenme yaklaşımına. Süreci tamamen çocuğa bırak demiştim. Ya da soruda bir öğretmen sıkça öz değerlendirme yaptırıyorsa aklıma metabiliş gelecek dedim. Aynı mantıkla şunu da unutma biz arkadaşlar ileriki haftalarda yine atıf yapacağız şimdiden notunda bulunsun mikro öğretim vardır mikro öğretim demo ders demektir Sizler az çok bilirsiniz. Öğretmenlere ders deneyimi kazandırmak için ders planı yaptırılır, uygulama yaptırılır, kayıt ettirilir. Derste topluca izlettirilir. Oradan gelen eleştirilere göre öğretmen adayı yeni bir ders planı yapar. O yüzden şimdiden notunda bulunsun. Mikro öğretimin en temel amacı o öğretmen adayının geçmiş yaşantılarından, deneyimlerinden dersler ve sonuçlar çıkartıp yeni derslerde bunları kullanmasıdır. Yani yansıcı düşünmeyi geliştirmektir. Hatta yazabilirsin. Staj uygulamalarının da amacı budur. Yaşantı, deneyim geçirip onlardan dersler ve sonuçlar çıkarmalarını sağlamaktır. Bu da bizim sorularda göreceğimiz ikinci düşünme biçimidir. Geldik üçüncüsüne. Eleştirel düşünmeye. Yine bizim ülkemizde arkadaşlarım en yanlış bilinen düşünme biçimlerinden biri eleştirel düşünme biçimidir. Bak, mantık olarak çoğunlukla şöyle zannederiz. Eleştirel düşünme sadece olumsuz yönde olur ya da bizim toplumumuzda eleştirel düşünen birey için çoğunlukla şöyle zannedilir. Her şeye ön yargılıdır. Öncelikle şunu bilmelisin. Eleştirel düşünen bir bireyin hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde arkadaşım ön yargıları ön yargıları yoktur. Ön yargılı olan insan eleştirel düşünebilen bir birey değildir. Bunların ön yargıları yoktur. Bunların genel özelliği şudur. Bunlar yani eleştirel düşünme becerisi gelişmiş olan bireyler bir olay karşısında daima o olaya bakarken sorgulayıcı yaklaşan, o olayı arkadaşın şüpheyle yaklaşan, o olayı ele alırken irdeleyici bir tutum geliştiren, aynı zamanda o olayı düşünürken muhakeme yeteneği ile yaklaşan insanlardır. Bunların Olaylara sorgulayıcı bakış açıları vardır, şüpheci insanlardır ve irdeleyici bir bakış açısıyla muhakemeyle yaklaşırlar ve bu mantığı kullanırken sakın unutmayasın. Eleştirel düşünen bir birey, malum ona bir olayı sunduğunda, bir bilgiyi verdiğinde arkadaşın genel özellikleri şudur. Bunlar senin verdiğin bilgiyi bilmelisin ki arkadaşım doğrudan hiçbir şekilde red etmeyen insanlardır. Ama o bilgiyi doğrudan red etmediği gibi doğrudan o bilgiyi kabul de etmeyen insanlardır. Bunun genel yapısı şudur. Sen buna bir şey söylediğinde eleştirel düşün insan malum sorgulayıcıysa irdeleyici ise, şüpheci ise senin verdiğin bilgiyi doğrudan kabul etmez, doğrudan reddetmez. Onlar daima ama daima senin verdiğin bilginin arkasından senden arkadaşım o bilgiyle alakalı argüman ister. Yani bunun dayanağı ne der? Bunun belgesi ne der? Bunun ispatı ne der? Bunlar argüman isteyerek bilgiye yaklaşan insanlardır. Ve mantık olarak bunlar bilgiyi doğrudan kabul etmediği, reddetmediği gibi sen o olaya argümanını sunduğunda senin verdiğin o argümana arkadaşım baktığında sen argümanı sundun ya bu o olay ya da durumu hem olumlu yönden görmeye çalışır. Hem baktığında arkadaşım olumsuz yönden görmeye çalışır. Biz çoğunlukla eleştirel düşünme deyince ne zannediyoruz? Olumsuz yönden. Hayır. Eleştirel düşünen bir kişi o olayın argümanlarını gördüğünde artılara da bakar, eksilere de bakar. O olayı olumlu ve olumsuz yönden inceler ve o olayı ele alırken hem olumlu yönlerini hem de olumsuz yönlerini nesnel ölçütlere göre değerlendirir. Bak tekrar söylüyorum. Bunlar Öznel yapıda insanlar değildir. Bunlar olaya bakarken objektif bakan insanlardır. Yani sorularda şu hatayı yapma. Eleştirel düşünen insan bana göre demez. Eleştirel düşünen insan bana göre demez. Sen çoğunlukla yaşantıdan hareket ediyorsun ama bu adamların mantığı şöyledir. Bir olayı sundun mu? doğrudan kabul etmez, doğrudan reddetmez. Argümanlı ister. O argümanı gider, o argümanı gider. Hem arkadaşım olumlu yönden ele alır, hem de o argümanı gider, olumsuz yönden ele alır. Ama bunu ele alırken de kendi ölçütlerine göre hareket etmez. Nesnel ölçütlere göre hareket eder ve buradan hareketle de o olay hakkında arkadaşım olumlu ya da olumsuz bir karar verir. Bunların mantığı böyle çalışır. Sorularda böyle bil. Hani az önce dedim ya yansıcı düşünenin özelliği neydi? Geçmiş yaşantılarını, deneyimlerini sürekli göz önüne alır. Bunu başkalarına açıklar, ifade eder, örnekler. Bunu tecrübe olarak başkalarına aktarmayı sever. Aynı zamanda kendi yaşamında kullanır demiştim ya. Bunlar ise olayları ele alırken sorgulayıcıdır irdeleyicidir, şüphecidir. O yüzden notunda şu bulunmalıdır. Bak az önce ısrarla ne dedim? Bloom'un taksonomisine göre yansıtıcı düşünenler daha çok hangi basamakta etkindi? Kavrama ve uygulama. Niye? Çünkü açıklar, örnekler, ifade eder, kavrama demektir. Transfer eder, kullanır, uygulama demektir. Gördüğünde yine şaşırmayasın. Arkadaşım bil ki eleştirel düşünen bireyler, eleştirel düşünen bireyler. Bloom'un taksonomisini düşündüğünüzde, Bloom'un taksonomisini düşündüğünüzde bunlar da iki basamakta özellikle yetkindir. Bu basamaklar nelerdir dersen notunda bulunmalıdır. 1. Analiz basamağında yetkindir. Bak, analiz basamağında yetkindir. İki, sevgili arkadaşım bunlar aynı zamanda değerlendirme basamağında yetkindir. Eleştirel, düşünenlerin en yetkin olduğu basamak bir olayı analiz etmek, bir olay hakkında değerlendirme yapmaktır. Tabii çoğunluğunuzun ön yargılı olduğu yer şu. Bloom'un taksonomisine hakim olmadığında çıkamıyorsun. Mesela kavramın anahtarları ne dedim? Açıklar, örnekler ifade eder dedim. Uygulamanın anahtarı nedir dedim? Bir şeyi bir yerde kullanır, uygular, transfer eder dedim. Peki hocam? analiz deyince ben nereden yürüyebilirim dersen. Bak soruda mantığın lütfen şöyle çalışsın. Okudun bir hikayeyi, okudun bir hikayeyi. Sana verilen bir kişiden bahsediyor ve dedi ki o kişi, o kişi bir olay iliş, bir olaydaki durumlar arasındaki ilişkileri incelemişse. Bak ilişkileri incelemişse o olaydaki o olaydaki sevgili arkadaşın tutarsızlıkları görmüşse o olaydaki sevgili arkadaşın çelişkileri görmüşse bak hikayeyi okudun sana anlatılan bir kişi verilen bir durumdaki ilişkileri inceledi tutarsızlıkları ve çelişkileri inceledi dedi biraz küçük yazıyorum malum sizde bu tabloyu sonra temize çekersiniz ya da anlatılan bir kişi o olaydaki arkadaşın benzerlik ve farklılıkları görmeye çalıştı dedi mi? O Bloom'a göre Analiz basamağıdır. Çünkü buluma göre analiz etmek demek bir olaydaki ilişkileri açıklayabilmek demektir. Tutarsızlıkları, çelişkileri görebilmek demektir. Benzerlik ve farklılıkları görebilmek demektir. Bunları yapan kişi soruda sana eleştirel düşünmeyi hatırlatmalıdır. Aynı mantıkla bak bunlar bulumun taksonomisine göre değerlendirme basamağında da yetkin insanlardır. Peki değerlendirmenin anahtarları nedir hocam dersen soruyu okudun bir olay hakkında çıkarında bulunabilen bir insandan bahsetti. Bak çıkarında bulunabilen bir insandan bahsetti. Bir olay hakkında sağlıklı şekilde karar verme yetisi gelişmiş olan yani karar verdi dedi bir insandan bahsetti bir olay hakkında rapor yazma yeteneği gelişmiş olan bir insandan bahsetti olayın sonucunda rapor yazdı dedi ya da bir olay hakkında muhakeme ile yeteneği gelişmiş olan bir insandan bahsetti bunların tamamı bu göre değerlendirme basamağıdır çünkü çıkarım yapmada karar vermede, rapor yazmada, muhakemede yetkin olan insanlar değerlendirme basamağında hareket ediyor olur. O da eleştirel düşünmedir. O zaman bunu da toparlarsam ne dedik? Ön yargıları olmayan Okuduğumuz hikayede bir olaya sorgulayıcı, şüpheyle, irdeleyici, muhakemeyle yaklaşan, yani bir bilgiyi doğrudan kabul etmeyen, doğrudan reddetmeyen, karşıdan o bilginin argümanını isteyen, gelen o argümanı olumlu ve olumsuz yönden nesnel ölçütlere göre değerlendirip karar veren insan eleştirel düşünüyordur. Bir olayın olumlu yönünde görür, olumsuz yönünde görür, nesnel ölçütlere göre bir karar vermeye çalışır. Aynı mantıkla, aynı mantıkla Bloom'un taksonomisine göre bu analizle baktığınızda değerlendirme basamağına karşılık gelir. En azından analizin ne olduğunu, değerlendirmenin ne olduğunu araya sıkıştırmış oldum. Şunu da lütfen sağlar mı bilmiyorum ama sonradan tabloyu düzeltirsin, notuna ekle tüm tartışma teknikleri eleştirel düşünmeyi amaçlar. Tüm tartışma teknikleri eleştirel düşünmeyi amaçlar. En azından gördüğünde sevgili arkadaşım gördüğünde lütfen lütfen şaşırma. Bu da üçüncü düşünme biçimimizdir. Geldik dördüncüsüne. Yaratıcı düşünme becerisine. Bak bu dördünü tekrar özetleyeceğim çünkü çoğunlukla sorular buradan geliyor. Hocam yaratıcı düşünme nedir dersen. Şimdi yaratıcı düşünme Belki de sorularda en kolay bulacağın bir düşünme biçimidir. Ama burada da bazı yanılsamaların var. Önce bunları bir halledelim. Bak az önce ne dedim? Eleştirel düşünenlerin neyi yoktu? Ön yargıları yoktu. Eleştirel düşünenlerin ön yargıları yoktu. Öncelikle şunu bil. Yaratıcı düşünen insanların Özellikleri şunlardır. Bunlar hiçbir şekilde sevgili arkadaşların mükemmeliyetçi insanlar değildir. Denir ki mükemmeliyetçilik, mükemmeliyetçilik yaratıcılığı öldürür. Aklından çıkarma, mükemmeliyetçi insanlar değildir. Yine denir ki arkadaşlar, yaratıcı düşünmek için üstün bir zekaya, üstün bir zekaya ihtiyaç yoktur. Yani toplumdaki şu algıyı yıkacağız. Yaratıcı düşünen insana zeki demek yoktur. Üstün bir zekaya ihtiyaç yoktur. Bak mükemmelliyetçi değildir. Üstün bir zekaya ihtiyacı yoktur. Peki hocam yaratıcı düşünmenin neye ihtiyacı var dersen soru çözerken sıkça duyacaksın unutmayasın. Geniş bir hayal gücü. Denir ki arkadaşlar geniş bir hayal gücü olan her insan yaratıcı düşünebilir. O yüzden yaratıcı düşünmenin tek gereksinimi geniş bir hayal gücüdür. Çevrende sana soruda anlatılan kişi geniş bir hayal gücüyle olaylara yaklaşan bir kişi ise o yaratıcı düşünen bir bireydir. Çünkü bunlar çoğunlukla çevrede ütopik insanlar olarak adlandırılır. Bunların olaylara ütopik yaklaştığı kabul edilir. Çünkü bunlar olaya geniş bir hayal gücüyle yaklaşır. O yüzden anahtarın şunlardır. Soruyu okudun. Bak bunlar anahtarın. Eğer anlatılan hikayede sana anlatılan bir kişi, bir olay, bir durum ya da bir probleme özgün bir bakış açısıyla yaklaşmışsa, o olayla ilgili orijinal bir çözüm üretti denmişse, o olayla ilgili yeni bir şey sunmuş demişse ya da o olayla ilgili herkesten farklı bir sunum gerçekleştirdi diyorsa, özgün, orijinal, yeni ve farklıyı gördüğün an aklına yaratıcı düşünme gelecek. Bazen yeni der, bazen farklı der, bazen orijinal der, bazen özgün der. O yüzden bunu şöyle bağlayabiliriz. Hani az önce ne demiştik? Yansıcı düşünenler, kavrama ve uygulama basamağında yetkindi. Eleştirel düşünenler analiz ve değerlendirmede yetkindi. Unutma yaratıcı düşünenler yeni orijinal özgün ve yeni ve farklı şeyler sunmada yetkinse o buluma göre sentez basamağına karşılık gelir. Sentez basamağında yetkin olan insanlardır. Bak mantığı çok basittir. Yeni orijinal özgün ya da farklı fikirler sunar. Ama burada şunu eklemek gerekir. Yaratıcı düşünmenin aşamaları var. Kafesi çıktı yine karşına çıkar. Denir ki yaratıcı düşünmenin dört aşamada gerçekleştiği kabul edilir. Arkadaşlar bu aşamalardan ilki notunuza yazın hazırlık aşamasıdır. Hazırlık aşaması kişinin o konuyla ilgili araştırma inceleme yaptığı aşamadır. Hazırlık aşamasında kişi o yaratıcı düşünmesi gereken kişiyle alakalı çalışma yürütür. O olayla ilgili araştırmalar yapar, incelemeler yapar. Bu hazırlık aşamasıdır. Hazırlık aşamasında araştırma, incelemeler yapılır. Hazırlıktan sonra kişinin arkadaşlar demlenmeye geçmesi gerekir. Ona aynı bir tavuğun yumurta üzerinde kuluçkaya yattığı aşama olduğu gibi kuluçka aşaması denir. Hazırlık aşamasında araştırmasını yapan kişi artık biraz o ortamdan uzaklaşması gerekir. Ona kuluçka aşaması denir. Oradaki kişi, oradaki kişi o bilgiyi bilinç altına yönlendirir, farklı işlerle uğraşmaya başlar. Yani oradaki problemden uzaklaşır. Arkadaşım orada bir demlenme hali vardır başka işlerle uğraşır. Sorularda böyle geçer. Ortamdan, süreçten, problemden uzaklaşır. Demlenmeyi almıştır. Bilinç altına göndermiştir. Bu kuluçka aşamasıdır. Kuluçka aşamasından sonraki aşamada kişinin zaman içerisinde bir zihninde ampul yanlatması beklenir. Yani evreka evreki aşaması vardır ki ona da arkadaşlarım aydınlanma aşaması denir. Aydınlanma aşaması kişinin aslında araştırmayı yaptın. Kuluçkaya yattın, başka işlerle uğraştın. Zihninin tabii ki bilinç altında onunla ilgilendi. Artık bir ışık yanması gerekir. Senin orada yaratıcı bir çözüm üretmen gerekir. Bu aydınlanma aşamasıdır. Son aşamada ise kişinin o aydınlanmada bulduğu o çözümü sağlıklı mı değil mi diye baktığı değerlendirme aşaması vardır. Bu yaratıcı düşünmenin aşamalarıdır. Kişi yaratıcı düşünecekse rastgele hareket etmemeli denir. Önce hazırlık yapar, araştırır, inceler, okur, veri toplar. Sonra bunların hepsini bir demlenmeye alır. O problemden uzaklaşır, başka işlerle uğraşır. Bilinç altına sadece göndermiştir. Sonra aydınlanmayı bekler. Anında gerçekleşir o aydınlanma sonra o aydınlanmada bulduğu çözümü değerlendirir. Bunlar yaratıcı düşünmenin aşamalarıdır. Ama benim burada birkaç şey eklemem gerekir. Bak metabolistel düşünmeyi ne geliştirir demiştim. Aktif öğrenme modeli. Mikro öğretim neyi geliştirirdi? Yansıtıcı düşünmeyi. Tüm tartışma teknikleri neye yönelikti? Eleştirel düşünmeye. Arkadaşlar notunuzda bulunsun. Şimdiden ön bilgi olsun. Şunları bilin. Okuduğunuz bir hikayede ileride öğreneceğiz bir öğretmen mesela ya beyin fırtınasını mı kullanıyor Amaç yaratıcı düşünmeyi geliştirmektir. Okuduğum bir hikayede bir öğretmen istasyon tekniğini mi kullanıyor? Amaç yaratıcı düşünmedir. Okuduğum bir hikayede bir öğretmen mesela problem çözme, problem çözme yöntemini mi kullandırılıyor? Amaç kesinlikle yaratıcı düşünmedir. Tabii ki bunları arttırabiliriz. Tartışma tekniklerinin bazılarında da yaratıcı düşünme arkadaşlar kesinlikle geliştirilir. Ama genel anlamda beyin fırtınası, istasyon ve problem çözmede yaratıcılık önemlidir. Bu dördü çok önemli olduğu için bunları bir özetleyeyim sonra diğerlerine geçeceğim. Bak dört tane önemli sorularda da en fazla duyduğunuz düşünme becerine baktık. Ne dedik? Meta düşünme, üst biliştir, yürütücü biliştir, öğrenmeyi öğrenmektir, düşünmeyi öğrenmektir. Eğer okuduğum bir hikayede kendini tanıyan, güçlü zayıf yanlarını bilen nasıl daha iyi öğreneceğinin farkında olan bir birey varsa o metabilistler düşünüyordur. Aktif öğrenme modeli metabilişi geliştirmek içindir. Soruyu okudum. Geçmiş yaşantı, deneyim, hatta bilgilerini sürekli göz önüne alan, öz eleştiri kültürü gelişmiş, sorumluluk alma bilinci gelişmiş, günlük tutan ve burada edindiği tecrübeyi bilgiyi başkalarına açıklayıp örnekleyip ifade etmeyi yani tecrübe aktarımını seven ya da o bilgiyi durumu kendi hayatında kullanan yani yaşamda uygulayan bir kişi varsa o yansı düşünen bir bireydir. Unutma mikro öğretim yansı düşünmeyi geliştirmeye yöneliktir. Eleştirel düşünen bireyin ön yargıları yoktur. Sorgulayıcıdır, şüphecidir, irdeleyicidir. Bilgiyi doğrudan kabul etmez, doğrudan reddetmez. Karşıdan argüman isteyen, olayı olumlu ve olumsuz yönleriyle ele alıp nesnel ölçütlere göre karar veren kişidir. Bloom'un taksonomisine göre analiz ve değerlendirmedir. Yaratıcı düşünen bireyler ise geniş bir hayal gücü olan, mükemmeliyetçi olmayan, üstün bir zekaya sahip olmasa da olaya yeni, özgün, orijinal gözle bakan insanlardır. Yaratıcılığın dört aşaması vardır. Hazırlık, kuluçka, aydınlanma ve değerlendirme şeklinde. O zaman devam edelim şu düşünme biçimlerine. Yakınsak ve ıraksak düşünme. Birbirinin zıttı olan iki tane düşünme biçimidir. Arkadaşlar şunu bilin ki yakınsak düşünen birey yakınsak düşünen birey geleneksel eğitim ile geleneksel eğitim ile yetişmiş olan bireydir. Bunlar arkadaşlar daima ama daima olaylara da problemlere bakarken tek doğrunun olduğuna inanan ve farklı çözüm yollarının olamayacağına, tek bir çözüm yolunun olacağına inanıp buna göre hareket eden insanlardır. Çünkü bunlar için farklı doğru mümkün değildir. Tek doğru olmalıdır. Tek bir çözüm yolu olmalıdır. Mantığıyla hareket eden insanlardır. O yüzden şunu unutma. Bunlar geleneksel eğitimle yetiştiği için arkadaşlar bunlar nesnel bilgiye odaklı insanlardır. Yakınsak düşünenler nesnel bilgiye inanır. O yüzden bunu biz şöyle şemalaştırırız. Akademik kitaplar hep böyle ifade eder. Eğer sen bir kişiye ya da bir öğrenciye farklı 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 kavramlar ve bilgiler vermene rağmen o kişinin zihni, o farklı bilgilerin ya da konuların ortak özelliklerini bulmaya çalışıyorsa o kişi yakınsak düşünüyordur. Çünkü yakınsak düşünen bir bireye sen bilgi olarak gidip de kavram olarak gidip de farklı farklı çözümler, yollar, bilgiler sunsam da o daima o bilgilerin yollarındaki ortak durumu aramaya çalışır. Çünkü zihni böyle çalışıyordur. Tek çözüme odaklıdır. Tek bir doğruya odaklı mantık yürütür. Mesela buna neyi örnek verebiliriz? Düşünün bizim matematik öğretmenlerimiz vardı zamanında. Adam bize soru sorduğunda ne diyordu? Benim sorduğum soruyu sadece benim öğrettiğim çözüm yolu ile çözeceksiniz. Farklı çözüm yollarına puan vermem diyen öğretmenlerimiz vardı. Biz bununla yetiştiğimiz için hep farklı farklı çözümleri bize sunsa da her zaman ortak bir yol arardık. Ortak çözüme göre hareket ederdik. O yüzden yakınsak düşünen bireylerin mantığı böyle çalışır. Geleneksel eğitimle yetişmiştir tek doğruya inanır, tek bir çözüm yoluna odaklıdır. Nesnel bilgi odaklı olduğu için sen buna farklı bilgiler, farklı doğrular sunsan da o onun ortak noktalarını arar. Iraksak düşünenler bunun tam tersidir. Arkadaşlar, ıraksak düşünen bireyler bilin ki çağdaş eğitim ile yetişmiş olan bireylerdir. Bunlar için her zaman farklı doğrular mümkündür. Bunlar için arkadaşlar her zaman farklı çözüm yolları mümkündür. Çünkü bunların zihni şöyle çalışır. Çözüm tek olamaz. Doğru tek olamaz. Farklı farklı doğrular çözümler mümkün olduğu için bunlar daima öznel bilgiye inanan ve kendi bilgisini oluşturmaya çalışan kişilerdir. Bunların da mantığı şöyle çalışır. Sen bunlara, sen bunlara daima ortak bir çözüm yolu ya da bilgi sunsan da bunların zihni daima çağdaş eğitimle yetiştiği için bunların aralarındaki ortaklıktan hareket edip farklılıkları neler olabilir? ona gitmeye çalışan insanlardır. Bunlar daima farklı çözüm yolları arayan, farklı yollar bulmaya çalışan insanlardır. Sorularda da mantığın böyle çalışacak. Bak dikkat et. Birbirinin tamamen zıttı. Yakınsak düşünen birey, geleneksel eğitimle yetişmiş Tek doğru inanıyor, tek çözüm yoluyla hareket ediyor, nesnel bilgiye inanan birey. Ama ıraksak düşünen birey, çağdaş eğitimle yetişmiş, farklı çözüm yollarını arayan bireydir. Mesela bir öğretmen, az önce söyledim ya matematik öğretmeni, çözüm yolunu öğretip farklı çözüm yolu istemiyorsa o yakınsak düşünen bireyi yetiştirir. Ama bir öğretmen çözümü çocuğa bırakıyorsa o öğretmen ıraksak düşünen bireyi yetiştirir. Zaten şunu bil isteyen yazabilir. Yakınsak düşünen bireyler arkadaşlar bilin ki sabit fikirlidir. Iraksak düşünen bireyler yaratıcı da düşünür. Bunlar zaten iç içedir. Sorularda zaten ÖSYM bu riske girmez. Akademik kitaplarda bunlar iç içedir. Bunu da böyle bilesin. Hemen arkasından göreceğimiz düşünme biçimi arkadaşlar hipotetik düşünmedir. Hipotetik düşünmedir. Sevgili kalp atan arkadaşım. Sevgili kalp atan arkadaşım. Yayını donduruyorsun. Yayına zarar veriyorsun. Arkadaşların hakkına giriyorsun. Bunu dememe rağmen ısrarla o parmağını kalpte tutman art niyetlidir. Lütfen arkadaşlar. Geldim hipotetik düşünmeye. Arkadaşlarım hipotetik düşünme. Hipotetik düşünme. Anlam olarak bilin ki arkadaşlar hipotetik düşünme. Anlam olarak arkadaşlarım Bilim insanı gibi düşünmedir. Hipotetik düşünen insanlar bir olaya yaklaşırken bilim insanı gibi yaklaşan bireylerdir. Bunlar için mantık şöyledir. Sorularda göreceksin. Bak, okuduğun bir hikayede bir problemi ya da bir olayı çözerken sevgili arkadaşım, o olay ya da probleme alternatifli yaklaşan, o problemi çözerken olaya varsayımsal yaklaşan o olaya baktın ki arkadaşım olasılıklı yaklaşan bir birey varsa o hipotetik düşünüyordur. Bunların zihni bilim insanı gibi çalışır. Olayı çözerken dediğim gibi alternatifli düşünürler. Varsayımlar neler olabilir? Onu ele alırlar. Olasılıklı düşünen insanlardır. O yüzden denir ki arkadaşlar okuduğunuz bir soruda okuduğunuz bir soruda size anlatılan bir birey size anlatılan bir birey olayı çözerken olayı çözerken hipotezler kurarak düşünüyorsa sen diyeceksin ki o kişi hipotetik düşünme biçimini kullanır. Bak, hipotez, hipotetik bilim insanı gibi düşünmektir. Alternatifler ne? Ona bakarsın. Varsayımları ele alırsın. Olasılıklar ne olabilir? Bunu ele alırsın. Bunlar anahtar kelimelerindir. Olaylara alternatifli varsayımlarla, olasılıklarla yaklaşan insanlardır. Bunlar hipotezler kurar. O yüzden senin şunu bilmen gerekir. Hipotetik düşünen bireyler sakın unutma. Hipotezler kurarak düşündüğü için senin hipotez cümlelerinin kalıbını bilmen gerekir. Notunda bulunsun hipotez cümlelerinin kalıbı arkadaşım eğer ise kalıbıdır. Bak soruyu okuduğumda sana anlatılan bir birey bir probleme bakarken eğer ise kalıbıyla yaklaşıyorsa... Eğer elimde bunlar varsa sonuç bu olacaktır. Eğer bunları biliyorsak olayın sonucu buna çıkacaktır diye eğer ise kalıbıyla olaylara bakan bir kişi varsa o hipotetik düşünen bireydir. Aman aman sevgili arkadaşım bunu unutmayasın. Ben bir 10 dakika ara vereceğim. Bir 10 dakika ara vereceğim. O 10 dakika aradan sonra geleceğim arkadaşlar. Şu düşünme biçimlerini bitireceğim. Bir 10 dakika ara verelim. Sonra gelelim kaldığımız yerden şu pro arkadaşlar düşünme biçimlerini bitirmiş olalım. 10 dakika aradan sonra görüşürüz.